Anladığım kadarıyla mantar var ayaklarında ve su değmesi doktor tarafından da yasaklanmış. Yani değdirme demişler. Ee, genelde bizim insanımız bu konuda doktorların tavsiyelerini biraz geç dinliyorlar ve ısrarcı davranıyorlar. Ayaklarını da herhalde bir müddet dikkate artık içinden çıkılmaz bir hale aldığı için çok problem oluyor benim için dedi. Ee, bu şekilde ayaklarını mes ederek ya da ayaklarını yıkamayı tamamen terk ederek abdest alabilir mi? Evet, Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamü Aleyha Resulillah. Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin. Amin. Ee, olabilir bu tür rahatsızlıklar her insanda olabilir. Ee, buna rağmen namaz kılmanız gerekiyor. Namaz kılmanın ilk şartı da nedir? Abdest almaktır. Ee, Tabi abdest nasıl alınır belli. Kur'an-ı Kerim onu tek tek açıklamış. El yüz baş ayak tarzında bir sıralama vermiş. Resulullah Aleyhisselam uygulamış ve uygulatmış. Normalde böyle abdest alınır. Şimdi ayaklarında nasıl değmemesi gerektiğine dair doktorun tavsiyesi varsa ona uyacak. Hı hı. Öncelikle ne yapması lazım? Mesela o yaranın tedavisi için gereken ilaçlar, merhemler onları kullanabilir. O merhemleri kullanmakla birlikte su değmesinde sakınca yoksa bu şekliyle devam eder. Yani merhem kullanırsınız da belki altına su geçirmeyecek önemli değil. Bu sağlık açısından önem arz ediyor. Sağlık sebebiyle o merhemi kullandığınızdan dolayı onun üzerine yıkamak suretiyle namaz kılabilirsiniz. Peki yani hanımefendi diyelim mes kullan sa olabilir ya soğuk mevsimlerde bilhassa bu olabilir o takdirde mesela o da bir çözüm olabilir ya eğer yani rahatsızlık vermeyecekse meskumat rahatsızlık vermeyecekse bir defa yıkar ondan sonraki zamanlarda ayağından çıkarmadıkça efendim saati neyse 24 saat geçmedikçe o mest üzerine mes yapmak suretiyle bunu da uygulayabilir. E, diyelim ki hiç su kullanmaması gerekiyor. Bu konuda doktor e, mutlaka bunu yapacaksın. Aksi takdirde hastalığın devam eder çözüm bulamayız diyorsa e, o zaman yap, yapacağı şey bellidir. Yani o yıkama işini geçecek ayakla ilgili. Belki ayaklarını yıkamadan e, kol, el, yüz, baş diğer farizaları üç farz yerine getirmek suretiyle de namazını kılabilir. Bunun için başka bir mezhebi taklit yok, ediyorum falan demesine gerek yok. Yok yok yani bir mezhep farkı burada söz konusu değil. Şu olabilirdi. Ayağında çatlak olabilir, elinde çatlak olabilir. Kanama vardır. O zaman mezhep farkı söz konusu olabilir. Öyle bir şey olsaydı biz ne diyecektik? mesela devamlı bir kanama oluyorsa o zaman Şafii mezhebinin e, takriri. Tabii Şafii mezhebi önümüzde var. Namaz abdest konusunda bir sıkıntı yok. Onun o şekliyle abdestini hmm. alır ve namazını kılabilir. Ben Hanefi'yi uygulayacağım dediğinde bu devamlı kanamalarda vakit varsa vaktin sonuna doğru namazını kılmayı tavsiye ediyoruz. Ola ki durur falan diye mi? Yani tıraş oluyor mesela yüzünde devamlı kanama var vakitte geçecek, kaldı 20 dakika, ee, onun durmasını, kanın durmasını bekleyemez, o şekliyle abdesti alacak, vakti geçirmeden namazını kılacaktır. Peki, abdestini aldı diyelim hocam Elif Hanım, ee, yani ayaklarını yıkamayı terk etti. Kur'an-ı Kerim okumasında veya farklı ibadetler yapmasında yani, bir problem yok değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak size gücünüz oranda yükümlülük veriyor. Ee, Allah korusun kolunuz yok kolu yıkayacaksın diye Cenab-ı bir emri olur mu? Yahut kolunuzu yıkamanız mümkün değil, yara, başka şeyler var. Buna benzer durum, yani suyun değmemesi gerekiyor ve bu zaruri diyorsa doktor. Ama kalbi mutmain olmayacak gibi geliyor bana. Ama mesela mest bir tavsiye edilebilir ama sıcak havalarda, sıcak havalarda da, olmaz. da çok zor olur. Efendim. Yine de demek ki su değmemesi gerektiğine dair sağlığı açısından doktor e, mutlaka kanaat belirtiyorsa e, o yıkama fiilini icra etmeden, ayakları e, yıkamadan efendim abdestini alabilir ve onunla namazını kılabilir.